Herkese merhabalar. Bugün muhteşem bir program devam ediyor. Çok güzel bir ortamdayız. Mükemmel konuşmalar dinliyoruz. Ben Ozan Diren, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Dimes Gıda Sanayi'nin de genel müdürüyüm. Bugün çok kıymetli konuklarımızla birlikte Döngüsel Ekonomi Haftası'nda tarım ve gıda sektörü bağlamında ele alacağız. Bu arada öncelikle ben İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'ne bu organizasyon için çok teşekkür ediyorum. DKÜP Döngüsel Ekonomi Kooperatifi'ne çok teşekkür ediyorum. Ve benim de üyesi olduğum Hedefler İçin İş Dünyası platformuna da çok teşekkür ediyorum. Tabii dünyaya baktığımızda aslında belki de döngüsel ekonominin en mükemmeli olan ekolojik denge dünyada milyarlarca yıldır var ve bizim için de mükemmel bir denge. Çünkü sonunda bizi var eden ortamı da hazırladı ve bunu korumaya devam ediyor. Burada tabii birçok denge karbondan suya, canlıların kendi arasındaki denge her şey mükemmel bir uyumla devam ediyor. İnsan belki de bu süreç içerisinde var olduktan ve güçlenmeye başladıktan sonra belki içindeki korkuyu yenme metodu olarak dünyaya hükmetmeyi istiyor ve bu konuda birazcık daha şekillendiriyor dünyayı. Tabii bu dünyaya hükmetme isteği insanlara, canlılara, doğaya da hükmetmeyi kendi içinde içeriyor ve biz bilimsel anlamda, teknolojik anlamda, sanayi anlamında gelişirken aslında belki de bu insan, canlı, doğa tarafını da belki de biraz da psikolojik tarafı da es geçtik bugüne kadar. Tabii artık bir bilgi çağındayız. Dünyanın dört bir tarafında sensörlerimiz var. Büyük datalara, büyük verilere hakimiz ve bunlarla aslında çok daha kendine güvenen bir insanın, kendine güvenen insanların olduğu bir dünyadayız. Eğer biz bu gidişata bir son verip gerçekten bu sürdürülebilir durumu sağlayamazsak, ekolojik dengeye yardım etmezsek belki de ekolojik denge bizi düzeltecek. Dolayısıyla umarım hep beraber bunun farkına varıp bir an önce düzeltiriz. Dünya ile birlikte yaşamayı öğreniriz ve dünyanın tepesine değil içinde bir parçası olduğumuzun farkına varırız. Tabii çok güzel kavramlar var, çok güzel sloganlar var, belgelendirmeler var. Bunların hepsi gerekli fakat yeterli değil. İş dünyası olarak da insanlar olarak da farkındalık yaratan çabaların da çok ötesine geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun için tabii çok güzel girişimler var. AB'nin Yeşil Mutabakat ile bir Yeşil Mutabakat vizyonu ile ciddi bir dönüşümün habercisi. 2030 yılına kadar bu konuya hazırlık. 2050 yılında da iklim nötr bir ekonominin çalışmaya başlamasını hedefliyor. Muhteşem bir ortam yaratıyor. Umarız bugünkü iyi niyetiyle ticareti kontrol eden değil ama gerçekten dünyamızı kurtaran, dünyamız için bizim için mükemmel bir yaşam ortamı sunan halde devam eder. Tabii şüphesiz bütün bunların dışında şirketlere ve insanlara çok iş düşüyor. Şirketlerin iyi kurumsal vatandaşlar olduğu, bugünlerde biliyorsunuz biraz daha sosyal şirketlerin, sosyal girişimlerin çok ön plana çıktığını görüyoruz. İnsanların da sorumlu vatandaşlar olduğu bir yapı aslında gereken şey. Çünkü biz her ne kadar bunları planlasak, düşünsek, teoriler üretsek de aslında hepimiz gerek şirketlerde çalışırken işlerimizin başında gerek insanlar olarak yaşarken bir takım küçük kararlar alıyoruz. İşte bu küçük kararlar, işte bu yaklaşım, işte bu zihinsel dönüşüm bence asıl hareketi başlatacak olan durum. Aynı zamanda iyi bir kurumsal vatandaş olmak ve sorumlu bir vatandaş olmanın da bence en karlı yolu da aslında döngüsel ekonomi. Çünkü gerçekten döngüsel ekonomide İyi şeyler yaparken bir yandan da kazanımlar elde ediyoruz. Bizim şirketimiz de kurulduğunda zaten özellikle meyvelerin zayi olmaması, gıdanın zamandan ve mekandan bağımsız olarak tüm dünyada tüketilebilir hale getirilmesi vizyonuyla kurulmuş. Ve aslında bu kelimeler çıkmadan önce de, bu konseptler çıkmadan önce de, bu kavramlar çıkmadan önce de bunu içselleştirmiş. Birçok içselleştirmiş kişi ve şirket var. Bugün de mükemmel konuklarımız var burada. Onları kısaca bir isimlerinden bahsederek başlamak istiyorum. Sayın Mehmet Tarakçıoğlu, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi. Kıdemli Program Temsilciliği, Kıdemli Program Destek Uzmanı.
Sayın Duygu Yılmaz burada, Sütaş Yönetim Kurulu üyesi ve Sütaş da aslında gerçekten çok güzel ekosistemler kuran ve çiftlikten sofraya Sütaş iş modeli diye bir model de geliştiren bir kurumumuz. Onu bize anlatacak sanıyorum. Elif Güngör Reis burada. Aslında ondan da konuşmasından önce bahsedeceğim. Çok güzel işler yaptı ve Sümer Tömek Bayındır, altı kuşak tarımcı bir ailenin kendi deyimiyle altıncı kuşak üyesi. Ondan önce de zaten kayıt yoktu. Öncesi de herhalde tarımdır diyor kendisi. Dolayısıyla ben önce Mehmet Tarakçıoğlu'yla müsaadenizle başlayacağım. Tüm panelistlerimize hoş geldiniz diyorum. Bir de birkaç hatırlatmam var. Eğer dinleyicilerimiz soruları arada sormam için bana yazarlarsa konuşma aralarında ben sormak isterim. Yerindeyken soru güzeldir ama sonunda da sorabilirsiniz. Oldukça fazla zamanımız olacak. Bir de tüm panelistlerimiz için kanallar bazen karışabiliyor. Çeviri kanalından Türkçeyi seçerseniz tüm panelistlerimiz, herkes Türkçe konuşacak bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla sıkıntısız bir süreç yaşamış oluruz. Sayın Mehmet Bey, öncelikle hoş geldiniz. Ben sizden kısaca bir kendinizi Teşekkürler. tanıtmanızı rica edeceğim. Bir kavram olarak bu sürdürülebilir kalkınma şemsiyesi altında döngüsel ekonomi nedir? Bize FAO'nun bakışıyla bunu bir anlatırsanız çok mutlu olurum. Gündem 2030'a sanırım değinirsiniz diye düşünüyorum. Bir de FAO'nun dünyada ve Türkiye'de yaptıklarını anlatabilirseniz Tabii çok ki. mutlu olacağım. Böyle bir 10 dakikanın altında kalırsak iyi olur ama konu sakın yarım kalmasın. Tüm katılımcılarımız birbirinden kıymetli. Biraz açsak da sorun değil. Bir şekilde bunu tolere ederiz. Buyurun Mehmet Bey. Çok teşekkürler Ozan Bey. Sizin bıraktığınız yerden başlayıp elimden geleni yapacağım. Sizlere belirli anlamlarda döngüsel ekonomiyle bu haftanın faaliyet konusuyla sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında ne tür ilişkiler var? Bunları ne düzeyde Birleşmiş Milletler Örgütü olarak bizler ne düzeyde ele alıyoruz? Elimden geleni yapacağım. Çok kısa olarak kendimi tanıtmak istersem iş hayatına ODTÜ Gıda Mühendisliği lisans derecesini alarak başladım ama iş hayatımın tamamını kamuda geçirdim memur olarak. Önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği uzmanı, sonrasında hep ünvanlardan gideyim kısaca belirtmek için. Planlama uzman yardımcısı ve uzmanı olarak DPT Müsteşarlığında ve Kalkınma Bakanlığında çalıştım. Sonrasında kısa bir süre İSEDAK diye adlandırdığımız şu anda Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na bağlı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nde tarım koordinatörü olarak kalkınma çalışmalarında rol aldım. Sonrasında patent ve marka uzmanı olarak çalıştım bir süre Türk Patent Kurumu'nda. Dediğim gibi bütün hayatım kamuda geçti sayılır. Ama bunların hepsinde tarım ve gıda açıkçası çalışma hayatımın odak noktasıydı. Son bir yıldır da Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Türkiye temsilciliğinde çalışıyorum. Aslında birçok şeyi atlayarak geçebiliriz çünkü sabah çok kısa olarak katılabildiğim oturumlarda da pazartesi günkü hafta etkinliğinin başında paylaşılan, şirketler için paylaşılan rehberde bu konuda oldukça güzel tanımlar ve çıkış noktaları var. Ama bunu hani tarım ve gıdayla nasıl ilişkilendireceğiz diye baktığımızda biz Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü olarak döngüsel ekonomiyi açıkçası gıda sistemleri diye adlandırdığımız ki bütün bu çabalar yani Avrupa Birliği temelli olduğunu düşündüğüm döngüsel ekonomi paketleri, politika girişimleri FAO'nun bu konudaki gıda sistemleri kavramsallaşması artı sürdürülebilir kalkınma amaçlarının oluşturulması gündem 2030'un bütün hükümetler tarafından kabul edilmesi hemen hemen 2015 yılına denk gelir. Bunlar belirli konulara atıf yapar. Hem döngüsel ekonomi hem gündem 2030 ve bu kapsamda ekosistem temelinde insanların yaşamlarını sürdürülebilir şekilde devam ettirmesi. Bu çerçevede günümüzde neleri ön plan alarak çalıştığımızı belirtebilmek için çok kritik bir nokta 2015. Döngüsel ekonomi için Avrupa Birliği'nin 2015'te açıkladığı paket açıkçası bizim FAO olarak gıda sistemleri diye adlandırdığımız girdi sanayilerinden tarlaya, tarladan aracılar, perakendeciler ve işleyiciler, buradan işleyiciler, buradan perakende lojistik sektörlerine ve oradan da tüketiciye giden, hatta Avrupa Birliği'nin bu yeşil mutabakatla beraber ön planına çıkan
tarladan çatala kavramsallaştırma aslında tüketiciye kadar değil, tüketiciyi de içeri alacak ve döngüsel ekonomi içinde çok önemli olan atıkların minimize edilmesi, geri kullanımının maksimize edildiği noktaya kadar gider. Bütün bu çerçeveyi Birleşmiş Milletler'de bizler özellikle hükümetler ve hükümet dışı kuruluşlarla beraber temel amacımız bütün Birleşmiş Milletler kuruluşları içinde geçerlidir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını mümkün olduğunca hedefleri kapsamında ilgili hükümetleri ve diğer sektör paydaşlarını desteklemektir. Bu döngüsel ekonomiyi de bu bağlamda ele almak gerekir. Açıkçası bu döngüsel ekonomi daha çok iklim değişikliğine ve bu bağlamda zaten ekosistem temelinde oluşturulmuş ve hükümetler arasında bir uzlaşıyla kabul edilmiş olan sürdürülebilir kalkınma amaçlarının temelini oluşturuyor açıkçası. Bu konuda Avrupa Birliği'nin bir tepkisi sayabiliriz. Kaynak etkinliğini sağlamak. Buradan yola çıkarak sadece piyasaya kadar olan bölümlere değil, piyasadan sonraki bölümlerde de mümkün olduğunca en az, ekosisteme en az zarar verecek şekilde süreçleri, tasarımları, süreçleri ve hizmetleri iyileştirmek, etkinliğini artırmak. Açıkçası şu anda yaşadığımız küresel düzeydeki ekonomi için çok kritiktir. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına erişmek için de çok kritiktir. Sadece rehberden size bir rakamı paylaşmak isterim. Bir de soru vardı zaten bununla ilgili. Ülkeler bazında bunları ölçmek çok zor ama küresel düzeyde 100 milyar tondan fazla kaynak ekonomiye aktarılıyor. Ve bunların %60'ından fazlası açıkçası atık olarak ve iklim krizini tetikleyici sera gazı emisyonunun artışından sorumlu halde. Bu demektir ki bizim döngüsel ekonomi diye özellikle kaynak etkinliği odağında yapacağımız ve yapmakta olduğumuz çalışmalar çok ciddi olarak doğrudan sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ve buradan da ekosistemin sürdürülebilirliğine, ki bu bizim gündelik hayatımızın da sürdürülebilirliği anlamındadır. Çok ciddi etkisi olan bir ekonomik yaşamı sürdürüyoruz hep beraber dünya üzerinde. Hani vurguladığınız ekosistem aslında belirli mekanizmaları olan karmaşık ve bilebildiğimiz ölçüde, bilgimiz arttığı ölçüde de onu kontrol etmeye çalıştığımız bir mekanizma, bir varlık diyebiliriz. Burada ne kadar kaynak etkinliğini sağlayabilirsek bu kadar fazla sürdürülebilir kalkınma amaçlarına da erişmekte önemli adımlar atmış oluruz. Kısaca döngüsel ekonomiyle ilgili Avrupa Birliği'nin bu 2015'teki döngüsel ekonomi girişimi sadece hani belirli atıkları ciddi anlamda atıkları sorun olan işte elektronik cihazlar, bilişim sektöründe piller ve araçlar, ambalaj, tekstil, az önce konuşulan oturumdaki konu, plastikler değil, aynı zamanda gıda, su ve besinleri içeriyor. Burada da sürdürülebilirliği sağlamak yönünde birçok tercihte bulunuyor. Bunları biz kısaca aslında Birleşmiş Milletler dilinde sürdürülebilir gıda sistemleri anlamına söylüyoruz. Bu sistemler ölçek olarak yerel de olabiliyor, ulusal da olabiliyor, uluslararası da olabiliyor, küresel düzeyde de olabiliyor. Bunların bazen adları farklı amaçlara baktığımızda farklı şekilde adlandırılsa da sonuçta bu sürdürülebilir bir gıda sistemlerinin gözetilmesi. Bütün çabalarımızda bu döngüsel ekonomi anlamda etkinlik çabası da olabilir, politika savunuculuğunda da olabilir, bunları gözetmeyi ön plana çıkartıyor. Aslında Türkiye'nin şansı diyebiliriz. İçerideki söylemler aslında bizim hem ticari olarak hem de daha siyasi birlikteliği içeren ilişkilerimiz olduğu için söz konusu söylemlerin ilk baştaki tartışılması, politika savunuculuğundan tutun da bunun bizzat sektörlerde şirketler tarafından gözetilip uygulanmaya, gözetilmeye başlanması açıkçası bizim Avrupa Birliği ile olan bu iktisadi, maddi ve siyasi ilişkilerimizin de bir avantajıdır bize diye düşünüyoruz. Bu bağlamda 2030'da biliyorsunuz tam üyelik müzakereleri sürecindeki süreç diye devam ediyor. Çevre faslının açılmış olması bize açıkçası de facto bir hazırlık da verdi. Bize derken hani Türkiye'yi kastediyorum. Bu konuda özellikle 2015 yılındaki bu döngüsel ekonomi paketinin açıklanmasıyla işte sıfır atık yönetmeliğinin ülkede yayınlanması, sıfır atık projesinin hayata geçirilmesi çok somut ülke çapında gösterebileceğimiz adımlar. Söylediğim gibi bu biraz piyasalarda ki bu piyasalar tarımı da içeriyor, doğal kaynakları da içeriyor tarımın da temel olduğu. Bir tür etkinlik çabasıdır. İklim değişikliğine en azından gündem 2030'da
kabul edilmiş olan hedefler, 17 amaç altındaki hedefler ve bunlarla ilgili indikatörlerde, göstergelerde açıkçası kaçınılmaz bir çaba diye görüyoruz biz. Bu çabayı da biz aynı zamanda ilgili hükümetlerin, AB üyesi hükümetlerin bu kendi ekonomi paketinin sürdürülebilir kalkınma amaçlarını yansımasını çok rahat görebiliyoruz. Bunları birazdan size biraz daha ayrıntıda anlatmaya çalışacağım. Bir yandan Avrupa Birliği'ne bunlar olurken ve diğer yanda küresel düzeyde sürdürülebilir kalkınma amaçları benimsenirken Birleşmiş Milletler'in uzmanlaşmış bir kurum olarak, tarım ve gıda alanındaki uzmanlaşmış kurum olarak diğer örneğin Birleşmiş Milletler Çevre Programı gibi, kalkınma programı gibi diğer kuruluşlarla beraber, Birleşmiş Milletler kuruluşları beraber bizler de bir dizi sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hamisi diyebileceğimiz, Türkçe'ye Kastıdıyan'ın çevirisi olarak hamisi diyebileceğimiz şekilde bu 17 sürdürülebilir kalkınma amaçlarından 6 tanesinin hamiliğini üstlenip bu konuda küresel çapta gerekli hükümetlere gerekli kapasite destekleri, bu konuda işte sürdürülebilir ekonomi gibi söylemlerin, politikaların, politika girişimlerinin küresel düzeyde yaygınlaştırması, savunuculuğu konularında faaliyet gösteriyoruz. Konuyla ilgili olarak doğrudan söyleyebileceğim net şey budur. Bu 6 tane sürdürülebilir kalkınma amacı tabii ki başta 2 numaralı var. Bunlar hani kısa adlarıyla söylemek gerekirse sıfır açlık. Bunun yanı sıra özellikle şehirleşmenin aldığı boyut düşünüldüğünde görece daha yoğun ve hassas olarak hissedilen toplumsal cinsiyet eşitliği, kırsalda hissedilen toplumsal cinsiyet eşitliği nedeniyle aynı zamanda 5 numaralı toplumsal cinsiyetin hamilini üstlenmiş durumda. Bu konuda izleme için geliştirecek metodolojiden tutun da bu konudaki bütün hükümetlere gerekli desteklerin verilmesi, ülkelerde politika savunuculuğunun yapılması bu çerçevede 5 numaralı toplumsal cinsiyet eşitliğini de içeriyor bizler için. Aynı zamanda temiz su ve sanitasyonu içeren 6 numaralı amacın da hamiliğini yine FAO üstlenmektedir. Sonrasında 12 numaralı ki bizim şu anki konumuza doğrudan ilgili diye düşündüğümüz sorumlu tüketim ve üretim amacı da ki bunun içinde gıda kaybı ve ısraf var biliyorsunuz izleme indikatörleri olarak. Bunun da hamiliği FAO tarafından yürütülmektedir. 14 numaralı suyun altında yaşam ve 15 numaralı toprak yönetimi, toprakların gözetilmesi. Yine bu çerçevede 6 tane sürdürülebilir kalkınma amaçlarının FAO tarafından koordinasyonu, dünya çapındaki çabaların koordinasyonunu yürütüyoruz açıkçası kurum olarak. Ve burada 21 tane gösterge var. Şöyle bir şey diyebiliriz, döngüsel ekonomi girişimlerinden sonra bu çok daha belirgin oldu şirketler için özellikle. Hükümetlerle beraber ölçemediğiniz şeyi izleyemiyorsunuz. İzleyemediğiniz şeyi de uyguladığınız politikaların etkinliğini ve kanıt bazlı yeni politika geliştirmelerinde bizi çok kısıtlayan bir çerçeveye dönüştürüyor. O yüzden bu indikatör göstergeler işi oldukça kritik. Bu konuda özellikle hükümetlere desteğimizi bizler bu konuda yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Bunlardan sektörel diyebileceğim, az önce saydığım hani sektör temelli diye kabul ettiğim sıfır açlık tarım ve gıda sektörü, temiz su, bunun yanı sıra 12 numaralı tüketim ve üretimdeki sorumlu tüketim ve üretim, iklim değişikliği. Bunların içinde özellikle sektörel kabul ettiğimiz 2 numaralı da bunun yanı sıra 12 ve 13 ve 14'te açıkçası mümkün olduğunca geliştirilen metodolojiler, yöntemler, izleme yöntemleri ve bu konudaki göstergeler hemen hemen küresel düzeyde hazır ama ülkemizde olduğu kadar diğer ülkelerde de bunlarla ilgili yeterli verinin oluşturulabileceği çalışmalar ne yazık ki istenen hızda değil. Bu konuda bizler sadece küresel düzeyde değil, Türkiye'de de bu konudaki hükümetin çabalarını destekleyecek faaliyetlerde bulunuyoruz. Bunu söylemek lazım. Çünkü aynı sorun döngüsel ekonomi sonrasında Ozan Bey'in de bahsettiği başlangıçtaki bu sürecin bir devamı diye gördüğümüz diğer bütün yani Avrupa Birliği terimleriyle konuşmaya çalışıyorum. Çünkü çok belirleyici ve proaktif olarak söz konusu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına en önemli girişimi, o konudaki girişimi Avrupa Birliği grubu yapmakta şu anda. Özellikle pandemiye denk gelmesi bunu özellikle de bizler için kritik kılıyor. Bu çerçevede belirli bir birbiriyle ilişkili halde olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir kalkınma amaçları açıkçası temelde hükümetlerin üzerine çok büyük yük
önemli oranda yüklüyor. Söyleyemedim. O yüzden bizler temelde hükümetlere bu konuda destek vermeye çalışıyoruz ama aynı zamanda ister döngüsel ekonomi kapsamındaki şirketlerin çalışmaları olsun, ister sektör örgütlerinin bu konudaki çalışmaları olsun, onların da her zaman hükümetlerle beraber bu çabalarda bütüncül bir anlayışta yer almaları gerekiyor ki yer de alıyorlar. Az önce Ozan Bey'in bahsettiği diğer konuşmacımız ve diğer şirketlerin birçoğu bu konuda bence önemli adımlar atıyorlar. Şimdi bu ilişkileri kurmak için ben size neler yapılıyordan önce açıkçası bu ilişkileri en net kurabileceğim iki örnek vereceğim. Bunlardan biri Avrupa Birliği'nin bu konudaki Avrupa Birliği sınıflandırması diyebileceğimiz düşük karbonlu, dayanıklı ve kaynak etkin bir ekonomi için bir sınıflandırma çabası oldu. Biliyorsunuz az önce bahsettiğim sürdürülebilir kalkınma amaçlarının en kritikleri ekosistem temelindekiler. İşte iklim değişikliği konusu vardır. Buradaki baş etme ve uyum kritiktir. Bunun yanı sıra su kaynakları ve deniz kaynaklarının etkin kullanımı ve korunması. Döngüsel ekonomiye geçiş ve kirliliğin azaltılması bu enerjiyle de doğrudan ilgili ve bu arada da açıkçası gıda sektörünü, tarımı da doğrudan etkilendirecek şekilde biyoçeşitlik ve ekosistemin korunması ve restorasyonu gibi 6 tane sınıflandırma temelinde söz konusu Avrupa Birliği sınıflandırmasını, EU taksonomiyi bir araç olarak bütün bu süreçte, 2015 sonrası süreçte döngüsel ekonomi paketinin de takip edildi. Bir süreçte önemli bir çabaya girişildi. 3-4 yıl süren bir çabadan sonra 2019 yılı sonunda aslında yeşil mutabakatla beraber kabul edilen bir araç bu. Aslında az önce sürdürülebilir kalkınma amaçları için anlattığım izleme göstergelerinin açıkçası yatırımcılar için, şirketler için bu konuda özellikle finansmanın sağlanması açısından bir ölçme aracı diye söyleyebiliriz. Bunun için çeşitli regülasyonlar çıkartmıştır Avrupa Birliği ama nihayetinde 2019'da bu konudaki ilk girişim ortaya çıktığında bu aslında bizim döngüsel ekonomi diye bahsettiğimiz ve 2015'te AB girişimiyle daha ön plana çıkan, sizler de bahsettiğiniz yüzyıllardır aslında tarım ve gıdayla uğraşanlar, bunu haliyle yapmak zorunda sürdürülebilir bir tarım yapabilmek için, gıda üretimi yapabilmek için. Ama bunun genel olarak piyasa temelli olan bu ekonomik yaşamımızda nereye gittiğimizi ölçebilmek için çok kritik bir çaba. Finans sektörünü de bu işin içine katıyor. Ve burada temel ilke aslında döngüsel ekonomi için bunu yapmaya çalıştığımızda temel ilke bahsettiğim 6 tane konunun, alanın ya ki bu ekosistemin iklim değişikliği ve diğer bileşenlerini içeriyor. Döngüsel ekonomiyle beraber içeriyor. En fazla önemli derecede zarar vermeyecek olan bir alanla beraber diğerlerinde de bu çabaların gözetildiği bir çerçeveyi sunuyor bu izleme sistemi. Bu finansal piyasalardaki katılımcılarla bu işlere Avrupa Birliği ve üye ülkelerini kapsıyor ama bu bizler için de önemli bir yönlendirici. Özellikle şirketlerin döngüsel ekonomi anlamındaki çabaları için de önemli bir izleme göstergesidir diye düşünüyorum. Bu konuda ilgili aracın en temel tarımla ilgili, tarım ve ormancılıkla ilgili alandaki en hassas kabul edilip izlenecek sektörleri, faaliyetleri ağaçlandırma, yeniden ormanlaştırma, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve restorasyon, mevcut ormanların yönetimi ve ormanların korunmasını içeriyor. Bunlar doğrudan olumlu katkı veren faaliyetler. Bir de bunların ölçümlerde doğrudan sürdürülebilir pratiklere geçildiğinde önemli derecede etki verecek diğer konular ise çok yıl ve çok yılsız bitkilerin, ağaçların yetiştirilmesi ve hayvancılık sektörü, hayvancılık üretimi. Bu çok önemli. Buradaki pratikler doğrudan bizlere önemli derecede zarar vermeden faaliyet yürütmemiz gereken alanlardaki tercihleri belirtiyor. En azından Avrupa Birliği çapındaki tercihleri bize gösteriyor. Şimdi bu aynı zamanda bu ölçme özellikle döngüsel ekonomi için gerekli finansmanın şirketlere sağlanması ve ilgili dönüşüm için düşük karbonlu, dayanıklı ve kaynak etkin bir ekonomiye dönüşüm için bir geçiş aracı olarak kullanılıyor bu izleme sistemi. Hedef o.
Fakat aynı zamanda aynı tarihte, yani Aralık 2019'da bizim bu pandemiyi yaşamamamızdan önce Avrupa Birliği aynı zamanda bir yeşil mutabakat çıkarttı. Bu konuda düzenelerce toplantı yapılıyor. Bu konudaki politikanın savunuculuğunu üstlenen sektör örgütleri olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, Birleşmiş Milletler kuruluşları olsun, bizler ve diğerleri. Bu konuda önemli oranda tartışılıyor bu girişim. Aslında bu girişim döngüsel ekonomiyle kaynak etkinliğini öngören, iklim değişikliğine en önemli zararı verecek olan sektörlerde bu konudaki geçiş için hem politika tercihlerini ortaya koyan hem de az önce bahsettiğim taksonomi sınıflandırma aracıyla bu konudaki finansman kaynakları için de bir farkındalık oluşturan sistem aslında burada ekonomik hayatın tamamını, yani hem şirketleri hem hükümetleri hem toplumu içerecek şekilde bir paket haline dönüştürülmesini öngörüyor açıkçası. Ve bunun bir bölümünde finans Avrupa, işte örneğin sürdürülebilir Avrupa finansman planıyla yenileştirilmiş sürdürülebilir finans stratejisi belgeleri, az önce bahsettiğim taksonominin izleme aracının fiil olarak hayata geçirilmesinin hükümetlerce finansal desteğini içeriyor. Bunun dışında özellikle enerji sistemlerindeki hızlı bir dekarbonizasyon sürecinin başlatılması, sürdürülebilir bir sanayi için konuşma alanımızın temelini oluşturan yeniliklerin desteklenmesi ve mevcut binalarda özellikle büyük ölçekli iyileştirmelerin yapılması, özellikle ulaşımın hem kamu hem özel ulaştırmanın önemli derecede temiz hale getirilmesi tırnak içinde. Ve bu arada da bir tane daha tercih var. Onun için bu konuya doğrudan girdim. Sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda da ilerlemenin sağlanması. Bu çok zor olduğu için burada belirli hedefleri doğrudan koymak çok zor. Fakat belirli alt konularda ki bunların neler olabileceği, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının amaçlarda ve bunlarla ilgili göstergelerde ortaya konmuştur. Bu Avrupa Birliği'nin de önemli bir tercihi var. Ozan Bey bahsetmişti, söz konusu yeşil mutabakatla 2050'deki iklim nötraliteye ulaşmak ve bunun için de 2030 için, yani gündem 2000'in temel gözetilerek 2030'da da en az %50 iklimle ilgili hedeflerin, amaçların %50 oranında yerine getirmesi, ulaşılması bu hedeflere ilan edilmiş bir politika tercihi, siyasi tercih. Bunu tabii tetikleyen önemli şeylerden biri Paris Anlaşması'nın yapılabilmiş olması. Artı Birleşmiş Milletler'de reform sürecini 2015'ten sonra gündem 2030'la beraber bütün kuruluşları, yani Gıda ve Tarım Örgütü'nden Dünya Sağlık Örgütü'ne, çevre programından aklınıza gelebilecek UN Kalkınma Programı, Endüstriyel İşbirliği Programı gibi bütün kuruluşların odağı şu anda gündem 2030'a yönelmek, bütün faaliyetlerimizi izlenebilir sistemlerde buna katkı verecek şekilde yapmak. Her ülkedeki Birleşmiş Milletler sistemi de bütün bu kuruluşların oluşturduğu sistemde de biz bu konuda bu konuyu gözeterek faaliyetlerimizi yeniden programlamak gibi bir sürece girdik. Bunların hepsi aynı anda oluyor, dikkat ederseniz. 2015 sonrası siyasi bir tercih dünya çapında kabul edildikten sonra şirketlerden tüketicilere, Birleşmiş Milletler kuruluşlarından en küçük tarımsal üreticiye kadar aslında herkesin dolaylı ya da dolaysız konuştuğu konu, bu konuda neleri daha somut hale getirebiliriz gibi. Bu konuda en azından hükümetler seviyesinde Avrupa Birliği bu yeşil mutabakatla önemli derecede liderliği almış görünüyor. Çeşitli hükümetlerdeki yönetim değişikliği de bu yöndeki tavırları ve davranışları geliştireceğini, artıracağını öngörebiliriz. Birleşik Devletler'deki son gelişmelerde bize bunu gösteriyor. Ben bu çerçevede sizlere iki şey söyleyerek bu bölümü en azından özetlemek isterim, neler anlatmak isterim. Döngüsel ekonomi aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ekosistem ve iklim değişikliği temelindeki 3 tane, 4 tane sürdürülebilir kalkınma amacına 11 şehir, sürdürülebilir şehir ve kırsal alandan başlar. 12 sorumlu tüketim ve üretimden devam eder ve toprakların korunmasına kadar olan bölümü temel aldığımızda, sistemin temelini bunlar oluşturduğunu öngördüğümüzde açıkçası SDG diye bahsettiğim bu sürdürülebilir kalkınma amaçları, çabaları muhatap olarak genelde hükümetleri alır ya da sektör örgütlerinin bu konudaki işbirliğini gerektirir.
Fakat az önce bahsettiğimiz döngüsel ekonomi girişimi Avrupa Birliği'nin 2015'te yapılan ve sonrasındaki Avrupa Birliği sınıflandırması, ki bunu şirketler uluslararası düzeyde, global düzeyde, küresel düzeyde de benimseyeceklerdir. Benimsemeye başlamışlardır, başlayacaklardır. Ve sonrasında bu geçişin bir dönüşüm haline gelmesi, 2030 hedeflerini büyük ölçüde tutturabilmek için Avrupa Birliği çapındaki yeşil mutabakat girişimi bizlere bu ikisi arasındaki ilişkileri çok rahat ortaya koyabiliyor. Fakat bu sistemlerdeki izlemeye yönelik yöntemler ve bu konudaki veri sağlama konusundaki çabaların görece biraz daha yavaş gitmesi açıkçası şirketler içinde büyük zorluklar çıkartıyor. Hani bazen eleştiriye maruz kalabiliyorlar. Hani cherry picking ya da SDG washing dediğimiz, hani itinayla istediğimiz SDG'leri alıp raporlamak, sürdürülebilirlik raporlarında şirketlerin, ya da sadece olumlu yanlarını, şirketin faaliyetlerindeki sadece olumlu yanlarını yansıtacak şekilde sürdürülebilir raporları hazırlamak. Bunlar hep eleştiri, ama bunlar aslında daha çok bu konuda az önce Mehmet de başta Bey, da söyledim. Affedersiniz. Evet. İsterseniz bu şirket tarafına birazdan tekrar dönelim. Tabii ki. Şirketlerimizi de dinledikten sonra müsaade ederseniz. Başka, hani bunun dışında ilk bölümle ilgili iki şey demiştiniz. Bir şey daha vardı sanıyorum. Evet. Sonra mı devam edersiniz? Çok kısa ondan bahsedeyim. Bizler bahsettiğimiz bütün bu sürdürülebilir kalkınma amaçları, yani 2 numaralı açlığın giderilmesinden tutun da 16-15 numaralı toprakların korunmasına kadar olan o dizideki bütün ilgili amaçlarla ilgili bizler ülkede, Türkiye'de de hem söz konusu amaçlara uyum sağlayabilmek için gerekli izleme altyapısını kurmak için destekliyoruz. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve bunun dışında da çeşitli uluslararası fonları ve kendi kaynaklarımızı kullanarak bir dizi o bahsettiğimiz gıda sisteminin tarladan çatala olan bölümlerinde sizlerin çok rahat kamuoyundan da duyduğunuz üzere gıdanı koru kampanyasıyla İşte bu döngüsel ekonominin aslında tarıma olan önemli etkilerinden birini ulusal bir kampanya şeklinde yürütüyoruz. Bunu özellikle Orta Asya ülkelerinde yaygınlaştırıyoruz. Şu anda başka bir toplantıda bunun girişimleriyle ilgili üst düzey görüşmeler devam ediyor. Bu çerçevede biz ülkede yapıyoruz. Buradaki en büyük önümüzdeki dönem dileğimiz, bu göstergeler daha somut halde, ulusal düzeyde benimsenirken sektör örgütleriyle, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'yle başta olmak üzere sektör kurumlarıyla ve şirketlerle de işbirliğimizi geliştirmeyi hem küresel düzeydeki yönetim olarak hem de ülke temsilciliğimiz olarak öngörüyoruz. Ve bu konuda da sizlere her türlü desteği vermek için hazırlıklarımıza başladığımız ama aynı Çok zamanda teşekkür da ederim. istekli Çok sağ olun olduğumuzu hocam. belirtiyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Zamanınızı bir hayli açtık, ondan müdahale etmek zorunda kaldım hocam. Kusura bakmayın, çok Yok, da güzel lütfen. Anlatıyorsunuz. Diğer katılımcılarımızı da dinleyelim, sonra size tekrar dönelim istiyorum. Çok teşekkürler. Bence bu sadece ülkelere de bırakılacak bir konu değil aslında, hükümetlere. Çünkü hükümetler zaman zaman değişebilir, fikirleri değişebilir, ama bizlerin de şirketler ve insanlar, vatandaşlar olarak da arkasında durması gereken bir konu. Tam da bunun için zaten Business for Goals, Hedefler İçin İş Dünyası kuruldu ve orada da çabalarımız devam ediyor birçok destekle. Ben burada Sayın Duygu Yılmaz'a dönmek istiyorum. Sütaş bizim göz bebeğimiz, şirketlerimizden bir tanesi. Kendisini bir tanıtmasını rica edeceğim. Çiftlikten Sofraya Sütaş modeli ve burada döngüsel ekonomi bağlamında kendisini ifade ederse çok sevinirim. Ben Tema Mütevelli heyeti üyesiyim. Dolayısıyla Tema ile yaptıkları çalıştayları yakından biliyorum. Dolayısıyla burada özellikle STK'larla ilişkiler anlamında da çok güzel bir örnek. Ve tabii organo mineral gübre üretimini de hedefleyen bir girişimde olduğu için tabii aynı zamanda Green Deal, yani Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nda da Türkiye'nin elini çok güçlendirecek bir iş modelinin de denemesini de yapıyorlar. Ben bütün bunları merakla bekliyorum. Duygu Hanım, buyurun. Ozan Bey, çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba. Ben Boğaziçi İşletme mezunuyum, kısaca kendimi anlatmam gerekirse. Daha sonra bağımsız denetim şirketi ve bankacılık tecrübem var. Son 12 senedir de sütçülüğü öğrenmeye gayret ediyorum diyelim. Aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve İş Dünyası Sürdürülebilir Kalkınma Derneği'nde de yönetim kurulu üyesiyim. Ben bugün öncelikle yine SKD'ye, Hedefler İçin İşbirliği Platformu'na, DEKÜB'a gerçekten böylesine kapsamlı bir program hazırladıkları için, bizleri de buraya davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum.
Bugün bu döngüsel ekonomi haftasının 3. günü. Bu sürede döngüsel ekonominin önemi, farklı sektörlerdeki tecrübeleri dinleme imkanımız oldu. Ayrıca Avrupa Birliği'nin yeni büyüme stratejisi olan yeşil mutabakatla ilgili de çok kapsamlı bilgi edindik. Mehmet Bey de bu bilgileri FAO açısından bizler için değerlendirdi. Tabii dünyamız iklim değişikliğiyle çok uzun süreden beri mücadele ediyor. Doğal kaynaklarımız hızla azalıyor. Bir yandan da bunun üzerine geçen sene küresel salgın ortaya çıktı. Bu küresel salgınla birlikte biz aslında gıdaya erişimin, tarım ve hayvancılığın değerini, önemini belki bir kez daha hatırlamış olduk. Eskiden bu tip konuşmalara torunlarımız diye başlardık ama artık çocuklarımız için gerçekten daha yaşanır bir dünya bırakmamız lazım ve bunun için de hiç gecikmeden bu işbirliklerinin öneminin altını çizerek hep birlikte daha büyük bir inançla mücadele etmemiz lazım. Belki salgın da buradaki mücadele hızımızı arttırması açısından da olumlu bir etki yaptı diyebiliriz. Artık görüyoruz ki devletlerin, kurumların, bütün bireylerin ortak amacı sürdürülebilir bir dünya. Avrupa Birliği de bizim sektörümüze ilişkin bu yeşil mutabakatın en önemli bileşenlerinden olan çiftlikten çatala stratejisini yaklaşık bir yıl önce yayınladı. Tabii Ozan Bey, biz şu anda sürdürülebilirliğin tüm yaşamımızın ve ekonomik sistemlerin ayrılmaz bir parçası olacağı, bu sürdürülebilir gıda sistemlerinin oluşturulması için çok önemli günlere aslında şahitlik ediyoruz. Daha önce biraz daha teorik açıdan bunları konuşuyorduk. Ama şimdi artık gerçekten bunların yapılmasının arifesindeyiz. Bunu hepimiz tüm sektörlerde yaşıyoruz, görüyoruz. Şimdi biz artık belki tedarik zinciri süreçlerinde sertifikasyon yoluyla bu tip konuların tescil edileceği günleri göreceğiz. Üretilen ürünlerde sürdürülebilirlik etiketlemesini göreceğiz. Hayvansal ürünlerde hayvan refahı etiketlemesinin kullanılacağı günleri göreceğiz. O yüzden ben heyecanlıyım. Önemli günlere şahitlik ettiğimizi düşünüyorum. Sütaş'a gelecek olursak, biliyorsunuz bizim işimiz sütçülük. Bizim işimizin temel girdisi de doğal kaynaklar. Yani toprak, su, hava. Bir de bu doğal kaynakları kullanarak bize bu mucize ürün sütü veren ineklerimiz var bizim. Biz 2013 yılından beri aslında ismine çiftlikten sofralara dediğimiz bir iş modeliyle işimizi yönetmeye gayret ediyoruz. Bu modelin içinde de aslında tüm boyutlarıyla hem sürdürülebilirliğe hem de döngüselliğe uygun bir model. Bunu hatta Avrupa Birliği'nin çiftlikten çatala stratejisinin mikro ölçekte bir eş değeri diyebiliriz. Yani stratejide tanımlanan gıda sistemlerinin bütününde yer alan tüm halkaları biz herhangi bir tesisimizde görmek ve deneyimleyebilmek mümkün. Ne demek istiyorum? Bizim modelimizde ineklerimizin yediği yemlerden sofralara ulaşan süt ve süt ürünlerine kadar tüm süreci biz entegre bir anlayışla yönetiyoruz. Bu modelde üretici eğitim merkezleri var, çiftliklerimiz var, yem üretimimiz var, kaba yem, kesif yem. Ve tabii lezzetli ürünlerimizin üretildiği de süt fabrikalarımız var. Bu döngünün en sonunda da bizim biyogaz tesislerimiz var. Bu tesislerde biz üretim sürecinde ortaya çıkan tüm organik atıkları ve hayvansal gübreleri biyogaza çeviriyoruz. Biyogazdan da elektrik, sıcak su ve buhar elde ediyoruz. Böylece çiftliklerden çıkan gübrenin doğrudan toprakla buluşmasını engellerken onun yer altı ve yüzey sularına karışmasını engellemiş oluyoruz. Daha fazla sera gazı emisyonu oluşumuna izin vermemiş oluyoruz. Ve tabii bir taraftan da fosil yakıt tüketimini azaltmış oluyoruz. Bugün diğer oturumlarda da konusu geçti. Tabii ki yenilenebilir enerji çok önemli. Her türü çok kıymetli. Ama biyokitleden elde edilen enerjinin de çok yönlü bir fayda sağladığını, Türkiye'de bu alanda büyük potansiyel olduğunu da ben özellikle vurgulamak istiyorum. Biz mesela sadece geçen yıl biyogaz tesislerimizde 600 bin ton organik atığı dönüştürdük. Bu atıkların tümü bize ait değil. Biz çevremizdeki gıda şirketlerinden,
Bitkisel veya hayvansal üretimden kaynaklanan organik atıkları da kendi tesislerimizde geri dönüştürüyoruz. Bugün itibariyle de bu ürettiğimiz elektrik enerjisi süt fabrikalarımızın %92'sine, üretim tesislerimizin tümünü, yani çiftlikler, yem fabrikaları vesaire tümünün ihtiyacının da %85'ine eşdeğer seviyeye gelmiş durumda. Aksaray'daki enerji tesisimiz de bizim Gold Standard sertifikasına sahip. Belki ondan da bahsetmek lazım. Biz bu sertifika kapsamında geçtiğimiz yıl gönüllü piyasalara 28 bin ton karbon sattık. Hatta 2021 ve 2022 yılları içinde satılacak karbonun anlaşmaları halihazırda yapılmış durumda. Biraz önce dedim ya, çiftlikten sofralara iş modeli, en sonunda bunun biyogaz tesisleri var. Aslında en sonunda da bizim biyogaz tesislerinde fermente edilen gübrelerin organik ve organomineral gübre olarak tekrar tarım arazilerinde kullandırılması süreci var. Ya bu süreç, siz de bahsettiniz, gerçekten çok önemli. Çünkü ekim dikim yapan herkes biliyor ki toprağın organik yapısı çok önemli. Ve maalesef dünyada da toprağın organik yapısı gittikçe bozuluyor. Bu organik ve organomineral gübre ürün verimini arttırmaya yardımcı oluyor. Ama bunun yanı sıra toprağın organik yapısını iyileştirme özelliği var. O yüzden bence çok değerli. Bu uygulamalar Avrupa Birliği'nin çiftlikten çatala stratejisinde, biyoçeşitlilik, metan stratejilerinde de özellikle üzerinde durulan konular. Biz yine siz bahsettiniz, 2017 yılında aslında TEMA ile bir işbirliği yaptık. Bu organomineral gübrelerin tarım alanlarında kullanımı, diğer potansiyel uygulama alanlarıyla ilgili çok kapsamlı bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda da sunulan akademik çalışmaları bir kitap haline getirerek kamuoyuyla paylaştık. Halihazırda da biz Uludağ Üniversitesi ve Bursa İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte organomineral gübreye ilişkin sahada deneme çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirilen denemelerde muadillerine göre ürün verimlerinde %15, ama toprağın organik madde içeriğinde neredeyse %40'lara varan artışlar tespit ettiğimiz bölgeler oldu. Dediğim gibi bu denemeler devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunların ayrıntılı sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşmayı arzu ediyoruz. Ben bir de Mehmet Bey özellikle tabii altını çizdi. Ben de SÜTAŞ olarak birkaç cümle ilave etmek isterim. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla ilgili olarak. Biz ilk sürdürülebilirlik raporumuzu 2015 yılında çıkardık. 2015 faaliyetlerimizi anlatan raporu çıkardık daha doğrusu. Tam bizim böyle rapor hazırlık çalışmaları sırasında da Birleşmiş Milletler'in bu kalkınma amaçları ortaya çıkmıştı. Çok kapsamlı çalışmalar yaptık. Biz acaba bu amaçların hangilerine doğrudan etki yapıyoruz diye ve biz bu 17 amacın 13'üne doğrudan etki yaptığımızı ve bunlara katkıda bulunabileceğimizi o dönem tespit ettik. Şu anda da tabii bizim için hepsi eşit düzeyde önemli. Yani Mehmet Bey bahsetti, 5, 6, 14, 15 tüm şeyler, amaçlar. Ama biz özellikle 3 tane SKA'ya odaklanıyoruz. Onlardan belki bahsetmem lazım. Bunlardan ilki gıda atık ve kayıplarının azaltılmasını içeren, aslında bugünün de konusu olan sorumlu üretim ve tüketim başlıklı 12 nolu amaç. Bir diğeri sürdürülebilir tarımın desteklenmesini hedefleyen açlığa son başlıklı 2 nolu amaç ve tabii iklim eylemi başlıklı 13 nolu amaç. Tabii Birleşmiş Milletler biliyorsunuz bu hedefleri 2030 yılında ulaşmayı öngörüyor. Dolayısıyla 10 yılımız kaldı. Hiç zaman kaybetmeden her birimiz, dediğiniz gibi bireylerden, çocuklardan hatta başlayarak tüketim alışkanlıklarımızı, buna bağlı olarak üretim alışkanlıklarımızı hızla değiştirmemiz ve bu yeni ekonomik modeli sahiplenmemiz lazım. Aksi takdirde artık başka çaremiz de yok zannediyorum.
Çok teşekkürler Duygu Hanım. Gerçekten harika bir iş modeli. Umarım birçok şirkete de örnek olur ve örnek alır şirketler. Ben özellikle bir iş fikri de sizin söylediklerinizden aldım girişimci arkadaşlarımıza. Bu biyokütleden enerji üretimini aslında yurt satında yaygınlaştırmak önemli bir durum gibi görünüyor. Bir onun altını çizmek istedim. Biz de çiftliklerimizde hem tüm organik maddelerden bir biyoçar elde edip onu tarlalara sererek özellikle gübre ihtiyacını azaltmakla ilgili çalışıyoruz. Ve hayvan gübrelerinin tekrar toprağa kazandırılmasıyla karbon ihtiyacını kapatmakla ilgili çalışıyoruz. Çok önemli bir karbon sirkülasyonu aslında bu da. Ve ben Çok güzel. özellikle tüketici ürünlerinde, hızlı tüketim mallarında tabii Y ve Z jenerasyonunu incelediğimizde de bu firmanın bana ne faydası var, topluma ne faydası var sorusunu soruyorlar. Bize göre çok daha bilinçli bir nesil geliyor. Allah'tan öyle. Dolayısıyla bence özellikle tüketici ürün üreten bir şirket için hem karlı, hem rasyonel, hem insana iyi hissettiren, hem de tüketicisine için bir değer yaratan bir yaklaşım tarzı bu. Biz de şirketimizde bunu çok benimsiyoruz. Gerçekten tebrikler şahsınızda Çok Tutaş ailesine. teşekkürler. Çok sağ olun. Umarım çok daha iyi örneklerle çıkarız. Bu arada tabii tarıma dayalı sanayinin de ben hani aynı tarafta sayılırız orada da. Altını çizmek isterim ki bu yoklukla mücadele, sıfır açlık, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çok önde gelen bir endüstridir tarıma dayalı, tarım ve tarıma dayalı sanayi. Türkiye'de ki endüstriye baktığımızda da aşağı yukarı çalışanların %35'i kadınlardan oluşuyor. Evet. Dolayısıyla doğal olarak geliştirdiğimizde bu endüstriyi hem doğru düzgün de geliştirebildiğimizde aslında birçok konuya, birçok hedefe, birçok amaca dolaylı hizmette ediyor. Çok teşekkürler Duygu Hanım. Sağ olun. Teşekkürler. Kısaca bir şey söyleyeceğim. Zamanımız kısa diye hepsine tabii bugün giremedik ama bu bizim dedim ya başlangıcı aslında eğitim çiftlikleriyle, eğitim merkezleriyle başlıyor. Biz burada kadın çiftçilerimize mesela eğitimler veriyoruz. Süt hayvancılığını desteklemek hem de onların işte ekonomiye katkılarını arttırabilmek amacıyla daha anlatacak çok şey var. Sanırım sürdürülebilir kalkınma amaçlarında aradığımız tam olarak bu. Çok teşekkürler. Evet. Ben müsaadenizle Elif Güngör Reis'e, Sayın Elif Güngör Reis'e geçmek istiyorum. Kendisi Arkim'in kurucu ortağı. Ondan da kendisini tanıtmasını isteyeceğim ama onu dinlerken tabii birkaç şey öğrendim. Kendisi önce İTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği okumuş. Aslında fosil yakıtları çıkarıp tüketimine destek olacak. Hiç karşı değilim, yanlış anlaşılmasın. İken Allah'tan iş bulmakta biraz zorlanmış. Daha sonra kimya mühendisliği master'ı yaparken tam da sürdürülebilirlik kapsamında döngüsel ekonomiye hizmet eden bir iş fikriyle gelmiş ve bunu paraya da çevirip bundan kar etmeye de başlamış. Hayatta bazen nereye doğru yola çıkıyoruz, nerede kendimizi buluyoruz? İşte buna çok güzel bir örnek Elif Hanım. Buyurun Elif Hanım, sizi de dinleyelim. Çok çok teşekkür ederim Ozan Bey. Çok naziksiniz. Öncelikle herkese merhaba. İsmim Elif Güngör Reis. Evet, sizin de demiş olduğunuz gibi İTÜ Petrol Doğalgaz Mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 14 yıl kadar önce mezun oldum. Fakat kader diyebiliriz. Çünkü benim bütün dönem arkadaşlarım çok iyi mevkilere gelip mezun olur olmaz iş bulurken ben neredeyse bütün kapılar önümde kapandı. Hani KPSS de dahil birçok şartı zorlamama rağmen o sektörde bir yıl boyunca hiç iş bulamadım. Ve gıda sektörüne danışmanlık yapmaya başladım. İşte gıda katkı maddeleri, hijyen denetimleri vesaire. Bu alanda kendimi geliştirirken yüksek lisansa başladım kimya mühendisliği bölümünde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da. Yüksek lisans tez aşamasına geldiğimde o dönem ülkemizde bir kanun çıkmıştı. Yumurta kabuğu, yani daha doğrusu yumurta, salmonella riskinden dolayı hiçbir işletmeye kabuğuyla girmeyecekti. Ve likit yumurta tesisleri işte kurulmaya başlandı. Ve ortalama bir tesisin 5 tonluk bir yumurta kabuğu atığı oluşacaktı. İşte ben tez aşamasında ne konusu yapalım, nasıl yapalım vesaire diye düşünürken yaklaşık 400 adet mikrobiyolojik test gerçekleştirdim. Ve hepsi olumlu çıktıktan sonra 2011 yılında Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın teknogirişim çağrı desteğine başvurdum. Ve Arkim kuruldu sonrasında. Daha sonra TÜBİTAK TEDİP desteği aldım. Ve burada ürünümüzü gıda sektörü için daha yüksek saflıklarda üretip 2014 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hem patent ve ticarileşme desteğini alıp triyadik patente başvurup çünkü ticarileşmek için aslında hukuksal altyapınızın da olması gerekiyor. Kendinizi korumanız için, geliştirebilmeniz için. Ve 2015 yılında ürünümüz tamamen ticarileşti. Bugün
bir dünya markası diyebiliriz. Temiz etiketli bir gıda katkı maddesi olarak Uzak Doğu'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar birçok gıda üreticisinin ve evde bizlerin, sizlerin sebze meyve yıkarken güvenle kullanabileceği bir ürün. SKD ile ben uzun yıllardır çalışıyorum. Oradaki pazar yerindeki likit yumurta üreticisi Anako firmasıyla yaptığımız işbirliği sonucunda yumurta kabuğuna temiz bir şekilde ulaşabiliyorum. Yani çok bilinmediği için özellikle anlatmak istiyorum. A sınıfı ve B sınıfı olarak yumurtalar ikiye ayrılıyor. Bizler A sınıfı yumurta kabuğu tedarik ediyoruz ve tesislerimizde FSSC 22000 GMP koşer ve helal GİMDES helal standartları mevcut. Özellikle ihracat yaptığımız için ve bu standartlara uyum sağlayarak ham maddemizi tedarik ediyoruz. Bu şekilde bizler aslında çok büyük bir atık olan ülkemiz, çünkü yumurta üretiminde dünya üçüncüsü, endüstriyel anlamda bir atık olan yumurta kabuğunu doğadan bir şekilde alıp katma değerli bir ürüne dönüştürüp tekrar tüketicilere sunmuş olmaktan ve sağlıklı bir çözüm olarak sunmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten çok özetle anlattınız. Bu arada tabii hem startup ekosistemi açısından önemli bir örnek Elif Hanım. Çok önemli, katma değer yaratmak yeni fikirler açısından önemli bir örnek olacak inşallah birçok yeni gencimize. Üniversite işbirliği yapmış olması, üniversitede başladığı konuyu devam ettirmesi ve bilimden ayrılmaması önemli bir örnek. STK işbirliği özellikle patent konusunda çok çok önemli görünüyor ve patent de tabii aslında gene katma değerli ihracat konusunda çok önemli konulardan bir tanesi. Hepsinin altını bu kadar kısa zamanda çizdiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olun. Umarım yeni projelerinizi de birazcık dinlemiştim sizden daha önce. Onlarda da aynı başarıları göstereceğinizi ümit ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi Sayın Sümer Tömek Bayındır'a geçmek istiyorum. Gene kendisini tanıtmasını rica edeceğim ama onun daha önce söylediği benim aklıma kazınan şeyi tekrar edeceğim. Altı nesil tarımcı bir ailenin üyesi. Bir de burada günü yakalamış olması bence mükemmel. Çünkü tarımı geleneksel olarak yapmanın ötesinde burada özellikle teknolojiyi de tarıma entegre ediyor. Ve aslında aile şirketini, aile işini diyelim, ayrı bir boyuta getiriyor. Ve bunu sadece kendi şirketine değil, bu altı nesildir kazandıkları birikimi teknoloji yoluyla birden fazla çiftliğe de aktarıyor. Söz sizde, buyurun Sümer Hanım. Teşekkürler Ozan Bey. Herkese merhabalar. Tüm düzenleyicilere teşekkür ediyorum. Özellikle D-Cube organizasyonu çok yaşamsal önemde olan tarım ve gıda sektörlerinin karışık, yani çok değişik bir hedef kitleye ulaştırabilmesindeki katkılarını da özellikle takdir ettiğimi belirtmek istiyorum. Döngüsel ekonomi dediğimizde, çünkü aslında döngüsellik ilhamını doğadan, ekonomik boyutunda tarımdan alıyor. Ve buradaki bütün terimler aslında tarım terimleri. Hatta bu aslında startup ekosisteminde de söz konusu Ozan Bey. Dikkat ederseniz pek çok terim aslında tarım kaynaklıdır. Ben hayvancılık alanında makine, teknoloji ve bütünsel çözümler sunan Teta Teknik Tarım'ın yöneticisiyim. İkinci kuşak yöneticisiyim. Ama hem bunların yanı sıra hem tarımda hem de başka konularda girişimci, meraklı bir insan olarak tanımlıyorum kendimi. Aynı zamanda sivil toplum örgütçü bir insanım. Hayatımın her noktasında da sivil toplum örgütleri yer alıyor. Sürdürülebilirlik dediğimizde ben özellikle şu konuya vurgu yapmak istiyorum. Bizim öz kültürümüzde yer alan bir olgu aslında sürdürülebilirlik. Biz ağacı kesmek yerine köşkü kaydıran bir kurucunun ülkesinin çocuklarıyız. Ve bizim öz kültürümüzde olan hayat ağacı da aslında tamamen o döngüselliği, hayatın sonsuz döngüsünü anlatır ve biz aslında bunu da hala kültürümüzde yaşatıyoruz. Her ne kadar ciddi bir dejenerasyona maruz kalmış olsak da. Bu bakış açısıyla baktığımızda aslında tarım, hani dediniz ya, altı nesildir tarımcıyız. Fakat aslında ülkemizde tarımın her zaman yenilikçiliğinin peşinde, her alanda olduğu gibi aslında. Türkler biliyorsunuz her zaman yenilikçiliğin ve modernizmin peşinde gitmiş bir ulus. Tarımda da böyle olmuş. Zamanının hep en ileri koşullarını uygulamaya çalışmış. Ülkemiz zaten tarımın keşfedildiği ülke.
Bu bakımdan baktığınızda ben aynı zamanda akademisyen ailenin de çocuğuyum. Ailemde tarım okumamış ancak tarıma doğmuş bir fert olarak tüm çekirdek ailem tarım akademisyenleriyle dolu. Biz de TETA'da yani bugün biraz doğru örnekler verme güdüsüyle kurguladığınız için biraz kendimiz neler yapıyoruz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi tarımda özellikle biz hayvancılık alanında çalışıyoruz. Çiftçi refahı, hayvan refahı, tüketici refahı olmazsa olmaz. Ve bu kurguyla kurduğunuzda işletmeler aslında sürdürebilir oluyor ama bunun içinde süreklilik de var. Yani tarımda sürdürülebilirliği hedeflemezseniz veya döngüsel ekonomiyi hedeflemezseniz aslında sürekli de olamıyorsunuz, ekonomik de olamıyorsunuz. Bu çok önemli. Belki diğer sektörlerde de bu böyledir ancak tarımda bu çok vurucu olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden bizim için ayrılmaz bir faktör bu bizim bugün sürdürülebilirlik dediğimiz, hatta siz de konuşmanın başında onu ifade ettiniz, siz de tarımla ve gıdayla uğraşan bir ailenin ferdi olarak dediniz ki biz aslında bunları bu konular konuşulmadan evvel vurgulamışız. Çünkü doğrusu bu. Bir kere bunu vurgulamak istiyorum. Çünkü yanlış bazı bilgilendirmeler var. Bu bir tek ülkemizde değil, tüm dünyada da böyle. Sanki tarım çevreye en zarar veren faaliyetlerden falanmış gibi bahsediyor. Bunların doğru ortaya konması için özellikle vurgu yapmak istedim. Şimdi doğaya en uygun yapıları kuruyoruz diyoruz mesela biz çiftlik özelinden bahsettiğinizde. Bir kere burada bir iş akışının ekonomikliği, hayvanların yaşam alanının onların doğasına en uygun şekilde yapılanması, işin kolaylaştırılması, ekonomikliğin sağlanması, dolayısıyla enerji verimliliğinin çok ciddi, hele bizim gibi enerjisi çok pahalı olan bir ülkede, çok ciddi kurgulanmasından bahsediyoruz. Hayvandan aldığını toprağa, topraktan aldığını hayvana veren bir döngüyü kuramazsanız işletmelerin sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da zaten baştan kurgulanması gereken bir yapı. Başarılı olmak için gerekli bu. Bizim örneğin kurduğumuz işletmeler istediği an organik hayvancılık belgesi alabilecek bir yapıya sahip olarak kuruluyor. Bunu biz romantik sebeplerle değil, hayvanların gereksinimi bu olduğu için bu şekilde tasarlıyoruz zaten. Veya iş ve makine seçili, iş akışı ve makine döngüsü düşünüldüğü zaman her zaman enerji verimli ve uzun ömürlü olması gerekiyor. Dolayısıyla kurduğunuz işletmede siz uzun ömürlü olmak istiyorsanız makinenizin de uzun ömürlü olması gerekiyor. Biz bu işletmeyi, bugün bir hayvancılık işletmesini çiftçiler en az 25 yıl ömür beklentisiyle kurmalılar. O zaman da bütün döngüyü de, bütün sistemi de buna göre kurmaları gerekiyor. Başka bir olguyu parmak basmak istiyorum. Bugün burada sütçüler ağırlığımız da var. Ne güzel. Mesela bizim süt sağım sistemlerimiz sütü %100 gıdaya uygun olarak sayıyor. Bunu belki bugün ilk defa duyanlar olabilir aranızda. Yani %100 gıdaya uygun sağım ne demek? İşte adından anlaşıldığı gibi. Sütün özellikle yapısı gereği migrasyona açık olması sebebiyle temas ettiği yüzeyler gıdaya uygun olması lazım. Bunu da maalesef Türkiye'de bu şekilde üreten tek üretici olduğumuzu üzülerek söylüyorum. Hayvanlarda enerji verimliliği, yani mesela sıcaklık stresiyle karşılaşıyoruz, serinletmek zorundayız. Enerji verimliliğini düşünmezseniz boşa atılmış bir paradan bahsediyorsunuz. Enerji ve etkinlik bizim için çok çok önemli. Yine başka bir konu, özet geçmeye çalışıyorum ama belki soru olursa açıklarız, daha fazla ayrıntıya gireriz. Teknoloji söz konusu, gittikçe daha fazla tarımda teknoloji kullanılıyor. Hayvancılıkta da biz 95 yılından beri bugün bizim tarım 4.0 dediğimiz teknolojileri kullanıyoruz. Bizzat sahada kullanıyoruz. Hatta bugün aramızda olan Sütaş'ın 5 çiftliğinde bir teknoloji dönüşüm gerçekleştirdik 5 yıl önce. Ve onların hayvanlarının verim ve sağlık bakımından sürekli izlenmesini çok yüksek bir veri güvenirliğiyle doğru verileri elde ederek doğru kararları almasına katkıda bulunduk. Bunu yaparken teknoloji sadece teknoloji olsun diye değil, işimize yarayan işler olduğu için aslında kullanıyoruz. Yani bunu kullanmanın da önemine burada vurgu yapmak istedim. Tüm tarım için bu geçerli. Dolayısıyla bir dijital dönüşüm, otonom sistemler, bağlantılı olma, robotik sistemler tarıma geldi. Ve çiftçimiz de aslında çok da duyarlı, çok da meraklı. İşine yarayan bir iş olduğu zaman, bir konu olduğu zaman hayatına bunu sokmaktan da çekinmeyen bir çiftçi yapımız da var. Bir de vurgulamak istediğim bir ürünümüz var, TAGEM. Tarım Bakanlığı'nın bir TAGEM adlı tarımsal araştırma ve eğitim birimi vardır ki Tarım Bakanlığı'nın bence de en parlak birimidir. Burası ARGE destekleri verir ve ARGE desteği ile birlikte biz bir ürün geliştirdik. Şu an yayılımda olan
küçükbaş hayvanların sağımına yönelik tamamen güneş enerjisiyle çalışan, sütünü en ileri teknolojiyle sağıp soğutan bir mobil sistem, gezen hibrit sağımcı. Bu da bir kırsal iş girişimi modeli. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çok ciddi kırsal girişimcilik imkanları ve fırsatları var. Siz de biraz değindiniz buna. Önümüzdeki dönem evet atıkların yani doğaya döndürülebilecek olan atıkların muamelesi ciddi bir iş fırsatı yaratırken aslında çok konvansiyonel olarak gördüğümüz koyunculuk dediğimiz zaman sağılamayan, ekonomiye kazandırılamayan dünyanın en güzel sütü var orada ve o bizim ananevi peynirlerimiz hep o koyun sütüyle yapılır. Bunların ekonomiye kazandırılması var. Bu mesela bir bireysel girişimci için doğru bir iş modeli olarak ortaya konabilir. Hem de bu hizmet, kiralanabilir hizmet modeliyle satılabilecek bir iş modeli. Ben hızlı hızlı bahsettim neler yapıyoruz biz sizin talebiniz üzere. Ancak zamanımız kısıtlı olduğu için şimdi bırakıyorum konuyu burada. Siz devam etmemi isterseniz yönlendirin lütfen Ozan Bey. Çok teşekkürler. Süreye de çok uyumlu yaptınız sunumunuzu Sümer Hanım. Ben birkaç not aldım. Zaten biz sütte diyorsunuz aslında yeşil mutabakata hazır üretim yapmayı yıllardır sürdürüyoruz. Başlamıştık zaten diyorsunuz. Doğru. Şu an bağlantıda bir sorun yok değil mi? Tamam. Doğru. Şu an geliyorum. Bekletebilir miyim? Beklemem için zaman var mı? Var. Size döneceğim zaten Duygu Hanım. Tamam. Birkaç tane konunun altını çizip size döneceğim ondan sonra. Biz yeşil mutabakata hazırız diyorsunuz. Organik süt üretimini de hazır dediğiniz için. Dolayısıyla süt tarafında sanırım Avrupa'dan daha hazırlıklıyız. Tarım ve hayvancılık birlikte olmasının altını çizdiniz. Döngüsellik çiftlikte olmazsa olmaz diyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Kar etmek için, fizibiliteyi tutturabilmek için de bu önemli diyorsunuz. Bir de herkesin altına doldurmadan kooperatifçiliği savunduğu bir dönemde siz aslında bir yeşil ortak bir sağım makinesi yapıp aslında kaynakların verimli kullanımı için de çalışmışsınız. Tebrikler. Ben burada Duygu Hanım'a döneceğim. Duygu Hanım siz kullanıyormuşsunuz bu cihazları. Sümer Hanım evet, söyledikleri ben... doğru mu? Gerçek mi bunlar? Sümer Hanım çok güzel söyledi. Gerçekten bu çiftlikten çatala stratejisinin içinde hayvan refahı çok önemli bir parça biliyorsunuz. Bu Big Data, şimdi herkes Big Data diye konuşuyor ama biz Sümer Hanımlarla birlikte 5 sene önce bizim hayvanlara ilişki öyle bir Big Data'mız var ki bizim. Biz o zaman başladık bu işlere. İşte kolyeler var, ayaklarında halhallar var ineklerin. Bunların hepsi tabii o hayvanların verimliliğini arttırmak, onların refahını arttırmak için lazım. O yüzden teknolojinin desteği çok çok önemli bu verimlilik artışında. Onun altını çizmek istedim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Birkaç soru gelmiş. Elif Hanım'ın ürettiği yumurta kabuğundan ne üretiyorsunuz demiş. O sanırım kendisi onu bir açıklamak ister mi? 2 saniye kısaca anlatabilirsek Elif Hanım. Yazılı olarak da yanıtladım ama herkese de açıklamak isterim. Şöyle çeşitli ham maddeler üretiyoruz. Bir tanesi gıdaların raf ömrünü uzatan ve işte evde sebze meyve yıkayacağınız tamamen doğal bir antibakteriyel. Yani dakikada 10 bin bakteri öldürebilecek güçte doğal bir antibakteriyel bir tanesi. Bir tanesi kalsiyum takviyesi üretiyoruz. Diğer bir tanesi de özellikle diyalize giren böbrek hastalarının yemek yedikten sonra fosfat bağlayıcı olarak kullanmak zorunda kaldıkları ilacın etken maddesi asetat formu onu üretiyoruz. Fakat bizim farkımız şu, biz yumurta kabuğunu sadece ham madde olarak kullanıyoruz. Çok yüksek sıcaklık ve basınçlarda %70'ini yok ediyoruz diyebilirim size yumurta kabuğunu. Yani farklı bir proses uyguluyoruz. Yani yumurta ile alakalı aslında hiçbir bileşen kalmıyor. Kalsiyumu yalnız bırakıyoruz diyebilirim ben size çok yüksek saflıkta. Yani çeşitli gıda katkı maddeleri ve ham maddeleri üretiyoruz öyle söyleyeyim. Çok teşekkürler, sağ olun. Katılımcılarımızdan, dinleyicilerimizden sorular var ise onları yazılı olarak alabiliriz. Ben konuşmacılarımıza yönlendirebilirim. Bu arada tabii gıda sanayi tarımla oldukça iç içe bir sanayi. Ve ben burada oldukça sorumlu firmalarımız olduğunu görüyorum. Zaten dünya yaptığımız ihracatlarda da bunu görüyoruz. Örneğin bizler tamamen bahçelere yakın fabrikalarda ürünleri işleyerek hem gıda zayiatını engellemeye hem de verimli bir üretim yapma, daha az fosil yakıt kullanmayla ilgili uğraşıyoruz. Gıda sanayi gelir dağılımının eşitliği ve geride kimseyi bırakmama ve
yoklukla mücadele açısından çok önemli ve gerçekten önümüzdeki dönemde de özellikle bunu COVID-19 pandemi sürecinde de gördük. Oldukça iyi bir altyapıya sahibiz. Hem çeşitlilik anlamında hem know-how anlamında ve aslında bu sektörün yaptığı ihracat da gerçekten %100 ihracat. Hani bir şeyleri ithal edip ufacık bir şeyler üzerine ekleyip satmıyoruz. Toprağımızdan, yoktan var ettiğimiz birçok şeyi satıyoruz. Bir sorumuz var. Sanırım Mehmet Hocam bunu cevaplayabilir. İrem Karakaş sormuş. Tarım ve gıdadan dünya kaynaklarından dünyada kaynaklanan kirliliğin yüzde kaçını Türkiye oluşturuyor diyor. Bu konuda bir ölçüm var mı? Bunun birimi nedir? Bu konuda bir daha doğrusu bir çalışma var mı hocam? Bu konuda çok kısaca böyle bir iki dakikada toparlayabilirseniz süremiz biraz dar. Onu rica edeceğim sizden. Açıkçası çok emin değilim yanıt verebileceğimize. Kirlilik tanımı önemli ve hangi şeyleri içerdiğini ama benim bilebildiğim kadarıyla çok mümkün değil bu şekilde bir agregasyon yapabilmek. Ama varsa da bunu sonra kendisi iletişimde kalırsa yardımcı olmaya çalışırım. Şu aşamada söyleyebileceğim bir içerikte zor olacak gibi. Ama az önce bu hafta başı yayınlanan rehberden alıntı olarak çok genel bir agregasyondan bahsetmiştim. Şu anda piyasada dünyada ekonomiye girdi olarak giren kaynakların %60'ı karbon emisyonuna neden olacak şekilde bir çıktı üretiyor. Bu da bu kirliliğin belki belirli boyutlarını verir ama dediğim gibi tarım hem kirletici hem de karbon yutağı olarak kullanıldığı için az önceki sunumlarını yapan arkadaşların da bahsettiği üzere hep de vurgu yapıyoruz buna. Tarımın bu yutak görevi görecek olan yerlerin korunup geliştirilmesi, diğerlerinde de açıkçası Sümer Hanım'a da katılıyorum. Hayvancılığın üzerine çok fazla yükleniyor evidence base olmadan belki. Bu konuda da elimizden gelen döngüsel ekonomi etkinliğini artırdığımızda bu dengeyi sürdürebilir kılabileceğimizi düşünüyorum. Gıda atık ve israfında da çeşitli rakamlar var ama hani meyve sebze perishable bozulabilir olduğu için %45'e kadar daha tüketiciye ulaşmadan kayıp ve bu belli anlamda organik kirlilik olabilir ama çok geniş ve belirli varsayımlarla veri elde edilebilecek bir soru. Daha sonradan belki denk gelirsek verebiliriz ama şu anda benim doğrudan yanıtlayabileceğim türde bir veri olmadığını düşünüyorum ama umarım çeşitli seferlerde karşılaşırız. O zaman belki çok daha rahat yanıt verebilecek veriye sahip oluruz. Teşekkürler. Kerem Hanım belki Mehmet Bey'i takip edebilirsiniz sosyal medya hesaplarından da. Orada zaman içinde belli bilgileri paylaşabilir. Sanki Mehmet Bey şey olabilir mi acaba Avrupa Birliği'nin bu karbonla ilgili olan vergilendirmesi, ölçüm sistematiği bu 2030 yılına kadar aslında bunları geliştirmiş ve ölçmeye başlamış duruma gelebilir. O umutla zaten söylemiştim ben. Önümüzdeki günlerde tekrar karşılaşırsak belki ona bu tür bir veriyi verebilecek bilgiye de sahip oluruz derken aslında sizin de bahsettiğiniz konuya vurgu yapmıştım. Ama varsa da açıkçası hani tarım gıda ayrımında ne kadar payı var onu açıkçası ben şu anda söyleyebilecek durumda değilim. Ama her zaman bir şekilde denk gelip bu konuda konuşabiliriz de. Teşekkürler. Sağ olun. Sümer Hanım siz birkaç şey daha ilave etmek istiyordunuz. Şu an için başka bir sorumuz yok. Demek ki çok net de anlattık herhalde hepimiz meramımızı. Size isterseniz bir 2-3 dakika daha bir söz vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Konu o kadar geniş ki zaten ben tarıma sektör demiyorum. Tarım yaşam alanı. Tarımın yaşam alanında da o kadar geniş bir alan. Fakat şuna yine siz de bahsetmiştiniz. Pardon Mehmet Bey bahsetmişti. Ülkemiz aslında karşılaştığımız... Çok pardon, araya girdim. Bir de bu agrotek konusunda, yani teknolojinin tarımda kullanılması konusunda da iş fikri olabilecek, aklınıza gelen açılımlar varsa biraz da ona da değinirseniz sevinirim bu arada. Tamamdır. Tarım yaşam alanında dediğim gibi çok fazla alan var ve doğrudan teknoloji kısmına geçeyim ben. Bugün dünyada tarıma yatırımlar gittikçe artıyor. Yatırım raporlarında görüyorsunuzdur. Bunların baktığımızda çoğunluğu hala e-ticarete gidiyor yatırımlar. Yani işte tarladan sofraya bir zincirde sağlanabilecek arz zinciri üzerindeki yatırımlara hala büyük rakam oraya gidiyor. Örneğin bizim çalıştığımız teknolojik ürün geliştirme, Ar-Ge gerektiren işlere toplam yatırımına ancak %2'si gidiyor. Aynı şekilde genetik bilime yönelik çalışmalarda bu rakam %2'leri ancak buluyor.
Dolayısıyla şunu görüyoruz biz. Aslında gerçek katma değer barındıran alanlar hala düşük yatırıma sahip. Bu ne demektir? Demek ki daha düşük etkinliğe şu anda sektörde hazıra çıkmış ürünlerde bir eksiklik var. Bunun en büyük temel sebebi de gereksiz bir işbirlikten kaçınan yaklaşım da aslında. Pek çok ürün çıktı ve yok oldu, çıktı yok oldu ve bu bir fenomen. Hatta Hollanda'da bir makalede okumuştum bunu. Teknoloji geliştiriyoruz da çiftçi niye kullanmıyor? Çünkü pazarlamanın en temel kuralını uygulamıyoruz. Neye ihtiyaç var acaba? Bunu sorgulayabilmek için de uzmanlığa o 10 bin saat kuralına gerçekten saygı göstermemiz gerekiyor. Uzmanlarla işbirliği halinde ancak bir tutarlı ürün geliştirebiliriz. Ve Türkiye'de bu konuda çok ciddi gücümüz olduğunu düşünüyorum. Hem biz gerçek tarım kültür bilgisine sahip bir ülkeyiz. Bizim sanayimiz de hiç fena değil. Otomasyonda da hiç fena değildik biz zaten. O zaman bu güçleri birleştirmek zorundayız. İşte bu ortak çalışma ortamlarını yaratmakta bugünkü oturum gibi oturumların faydası var. Ben buradan arkadaşlarım, herkesi de Tarım 4.0 Derneği'nin etkinliklerine de davet etmek isterim. İşte bunu yapmaya çalışıyorum. Çok, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Gerçekten sadece hayalimizdekini değil, somut olarak işe yarayanları yapıyor olmak çok güzel. Ellerinize sağlık. İki tane soru var. Birer dakikada cevaplayabilirsek. Duygu Hanım, siz biliyor musunuz bilmiyorum. Proteine alternatif olarak böcek proteini falan diye bir şey dünyada yaygınlaşıyor. Türkiye'de bu konuda bir gelişme var mı ya Mehmet Bey? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz diyor bir katılımcımız. Ben bu böcekten gelen protein konusunda spesifik bir şey henüz bilmiyorum. Yani burada anlatabileceğim seviyede değil ama tabii bu hayvansal protein ve diğer proteinlerle ilgili henüz elimizde bilimsel karşılaştırılma yapabileceğimiz çok kaynaklar henüz yok. Yani onların da üretilirken çevreye olan etkilerinin ne olduğunu henüz çok iyi bilmiyoruz. Dolayısıyla biraz araştırmak, biraz da bu alternatif şeylerin gerçekten bilimsel raporlarla bize sonuçlarının daha net verilmesini beklemek lazım. Çok teşekkürler. Zaten tüm gıda endüstrisi tahmin ediyorum kendi çocuğuna yedirmeyeceği, içirmeyeceği bir ürünü üretmez. Dolayısıyla bu konularda %100 emin olmadan hem çevresel anlamda hem gıda kalitesi anlamında bir hareket olmayacaktır diye düşünüyorum sayın katılımcımıza. Ben de böyle bir cevap vermek isterim. Mehmet Bey, size de bir soru gelmiş. Onu da siz kısaca cevaplarsanız hemen sizin cevabınızın ardından bir dakika içinde kapatmak durumundayız programı. Soru rehberle ilgili miydi? Evet, rehberin tam adını evet. Soruyorlar. Aslında bu etkinliğin sahipleri tarafından özellikle sizin yönetim kurulu üyesi olduğunuz platform tarafından hazırlandı. Oldukça da tavsiye edebileceğim bir rehber. Az önce de genel duyuru içinden bağlantı evet. adresini verdim. Yanlışlıkla kapatmışım, canlı yayın bölümünü açmışım. Buradan ulaşabilirler. Şirketlere özellikle döngüsel ekonomi anlamında bunun sürdürülebilir kalkınma amaçları ve yeşil mutabakatla ilgilerini de anlatarak, Türkiye'deki uygulamaları da bahsederek iyi uygulama örneklerini de veriyor. Ben oldukça tavsiye ederim. O yüzden ayrıca platforma da bu yöndeki çabaları için minnettar olduğumu belirtmek isterim. Çok teşekkürler. Tüm katılımcılara ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok pozitif ve umut dolu bir yayın oldu. Endüstrimizde zaten gurur duyuyordum ama daha da gurur duydum. Ben de onun parçası olmaktan ve aynı şekilde düşünen bir şirketin genel müdürü olmaktan da ayrıca gururluyum. Herkese çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. İyi bir gün olsun. Teşekkürler. Sağ olun, sizlere de. Hoşça kalın.